Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasın. Bu yolda ben faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bunu bir defa bileceğiz. Ülkemizi ekonomi alanında kuşatmaya çalışanlara cevabımızı da yeni bir ekonomi kurtuluş savaşıyla veriyoruz. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuş. Benden başka bir şey bekleme. Dolar kuru bunlar bekliyorlar. 20-25 lira olacak, 30 lira olacak şimdi bilerek eriyor. Niye olsun? Zaten Türkiye, Türk lirası şu anda en zayıf durum. Yani gideceği bir yer yok. Yani vatandaş rahat etsin. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan, niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları, 10-15'e satarız. Sonra ne oldu? Bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, yüzeye atsa da, şu olsa da, bu olsa da, dolar yükselse de, satsak da kar et. Çok bekleriz. Hele de seçimden sonra daha çok bekleriz. Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum. Eyvah diyorum, her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz? Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz? Her şey pahalı. Nereye alnını atsan ateş parası. Onun için çalışmak zorundayız. Seçilse. 74 sene çalışacak, ameliyat oldum, parmağım kesildi. Onun için... Sancı içinde ha? Hoşuma gidiyor. Ben de nasıl sanırsanız öyle oldu. Sağ ol. Keyiflerse beni anlıyor. Burada dur diyorsun bana herhalde. Yok, keyiflerse beni anlıyor.